14 Ağustos'ta bir şey yapacağız diyorlar, değil mi bu? Evet. Fethullah Gülen'in sempatizi, Evet. efendim, orada burada anlatan kişiler. Ne düşünüyorlar? Darbe olması mümkün değil çünkü her yer tıkalı kapalı. Ne? Tutuklananlardan birisi tekrar görüşürüz demiş. Açıklama yapmıyor. AK Parti'nin kuruluş ne? yıl dönemi suikast olur değil mi? AK Parti'nin kuruluş yıl dönemine denk gelen bir tarihmiş. Ama suikast, yani o günü bilindiğine göre müthiş bir teyakkuz olacaktır. Evet. Yani yapılacaksa değil mi? Ama suikastı yapması için adamın bunu gizlemesi gerekir normalde. Bile bile olacak iş değil. Yani çok daha yoğun teyakkuz olacaktır. Ha, 7'sinde şey yapacak ya, bir büyük toplantı yapacaklar. 7'nin 2 katı 14 oluyor. Onlar da öyle bir inanç var çünkü Fethullah Gülen'in açıklamalarında da var. Evet. Ne var bu 7'de diyor. Her şey bu 7'de diyor. İşte kurtuluş da 7'de diyor. Sen Yusuf musun isimli kitapta. 7'nin 2 katı 14 Hicri 1400 eder diyor. O da işte Mehdi'nin çıkış tarihi oluyor. Öyle bir inanç geliştirmiş olabilirler ama nasıl bir şey düşünüyorlar anlamadım. Ama tabii suikast ihtimali düşük bir ihtimal değil. Fakat bile bile çok zor. Fakat Tayyip Hocam'ın dikkat edeceği yiyeceğine içeceğine çok dikkat etsin. İnşallah. Çünkü Kur'an'da da buna işaret var. Ve geçmiş tarihlerde de mesela Hazreti Hasan Hüseyin'e yönelik eylemlerde, Ehl-i Beyt'e yönelik eylemlerde zehirleme vakaları görülüyor. Resulullah'ta da mesela zehirleme olayı görüldü. O Hayber'in fethi döneminde biliyorsunuz Resulullah'ın etine zehir karıştırdılar. Münafıkların yaptığı bir yöntem bu. Onun için Tayyip Hocam uzun vadeli de bir zehirleme program içine sokmuş olabilirler. Mesela arsenik yavaş yavaş verebilirler. Veyahut DDT yavaş yavaş yiyeceğini verebilirler. Bu uzun vadede çökertme meydana getirir. Onun için Tayyip Hocam bir kan tahlili yaptırsın. Yani çok kapsamlı toksik madde aransın kanında. Toksikasyon. Yani yavaş yavaş uzun vadede zehir veriliyor mu? Evet. Yahut verilmiş mi? Bunu bir tespit ettirelim. Efendim, yiyeceklerinde de çaprazlama sistemle yemek tabağı değiştirilsin. İşte hiç alakasız bir kişiye giden yemeği ani olarak istesinler, onu alsın Tayyip Hocam. Kendine gelen yemek de incelensin. Efendim, münafık öyledir. Yani Müslümanlar mesela yemek kaplarını kirletmeye kalkar. Pislik yapmaya kalkar. Gizlice o pis şeyleri Müslümanlara bulaştırmak ister. Mesela ne bileyim, mesela kirletir bir kabı Müslümanların yiyeceğin içine karıştırabilir. Mesela kirli pis bir eşyayı Müslümanların eşyaların içine karıştırabilir. Yani sapıkça bundan zevk alabilir. Ama en yüksek noktada istediği zehirlemedir. Ve cinayettir. Cinayete münafıklar çok yatkın olurlar. Cinayet için yanıp tutuşurlar. Hazreti Yusuf da var ya, kıskanıyor kardeşleri. Cinayet için yanıp tutuşuyorlar. Tayyip Hoca için de öyle. Cinayet için yanıp tutuşan insanlar olabilir. Kendi sevdiği yakın dostlarından da milis olarak korumaları olsun. İnşallah. Polisten de yine çok güvendiği kişilerden olsun. Yani bilmediği etmediği kişileri yanına almasın. Ondan sonra bulunduğu binada bomba araması yapılsın. Kendi odasında bir yere gizlenmiş bir şey olabilir. Yani zamanında gizledikleri bir şey olabilir. Yani
binanın inşaatı döneminde gizledikleri bir şey olabilir. Yani ilk bina yapılırken binanın temellerinde veyahut Tayyip Hoca'nın kullanacağı makam odasında patlayıcı madde yerleştirmiş olabilirler. Dedektörlerle bunları araştırsınlar. İnceleme yapılsın. 14'ünde de bence o sarayı kullanmasın. O binayı kullanmasın. Yer değiştirsin yani. Birkaç kere yer değiştirse iyi olabilir. Ondan sonra falan. O gün milletimiz de çok teyakkuzlu olsun. Çünkü o gün değil, her gün aslında teyakkuzlu olmak lazım. Bir de böyle şeylerde İngilizlerin devleti devrede olduğu için onların bir müdahalesi ve oyununa karşı çok dikkatli olmak lazım. Yani Fethullah Gülen hareketi olarak değil de Fethullah Gülen hareketi ne Deccal pençeyi takmış. İngilizlerin devleti pençeyi takmış. Şamil Tayyar şu bu falan birçok yazar açık açık söyledi. Yani Tayyip Hoca'ya yakın kişiler de İngilizlerin devleti olduğunu biliyor dediler evet. Bana. Bütün milletçe tedbir alalım. Ya bütün İslam alemini ayaklandıralım. Herkese ayaklandıralım. Herkese söyleyelim. Gizlemenin bir alemi yok. Bak mesela Genelkurmay'ı ziyaret ederken Tayyip Hoca otomatik silahlı çok sayıda özel harekat koruma varmış. Çok güzel. Bunu ben özellikle söylemiştim. Yani var korumalar, aslan gibi delikanlılar ama tabanca taşıyor. Tabanca ne olur? 50 metre falan mesafesi en fazla. Otomatik silaha karşı hiçbir etkisi olmaz onun. Yani ne yapacak onlar öyle bir şeyle? Özel harekatçıların zırhlı araçları da eşlik ediyormuş. Bu da güzel. Ama özel harekata ağır silahların dağıtımı süratle bitirilsin. İnşallah. Yani vakit geçirilmese çok iyi olur. Polise de öyle. Karakollara da öyle.